1965 yılının Mayıs ayında, Bandırma'nın eski iki amatör takımı olan İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin, kongrelerini toplayarak birleşme kararı almasıyla, Bandırma Spor, profesyonel takımı, bordo beyaz renklerle, kurulmuştur. Bu iki kulübün yöneticileri, Bandırma Spor'un yönetimini oluştururken, renkleri bordo beyaz olarak belirlenen kulübün, kurucu başkanlığına Hasan Sur getirildi. İzzettin Pesen, 1965 yılında, Bandırma Spor Kulübü'nün kurucuları arasında yer alarak, Hasan Sur'un başkanlığındaki, kulübün ilk yönetim kurulunda, genel sekreterlik görevini, yürüttü. Saat 15.20'de, belediye meclis salonunda, yapılan toplantıda, ilk konuşmayı, kulüp başkanı Hasan Sur, gerçekleştirdi. Toplantı sırasında, Bandırma Spor Genel Sekreteri İzzettin Pesen, telefon ederek, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün, tescil işlemini gerçekleştirdiğini, bildirdi. Böylece Bandırma Spor, ilk ilçe takımı olarak, 2. Türkiye Ligi'ne girdi. Bandırma Spor tarihinin ilk sezon açılışını, 26 Temmuz 1965 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Bandırma Spor ilk sezonu olan 1965 ve 1966 sezonunu, 2. Türkiye Ligi Kırmızı Grup'ta, 20 maçta, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak topladığı 19 puanla 6. sırada tamamladı. Bandırma Spor, 1973 ve 1974 sezonunda 3. lige düştü. Bandırma Spor, 1974 ve 1975 sezonunda yeniden 2. lige yükseldi. Bandırma Spor, 1986 ve 1987 sezonunda yeniden 3. lige düşerken, 1988 ve 1989 sezonunda tekrar 2. lige çıktı. Uzun yıllar 2. ligde oynayan Bandırma Spor, son olarak 1992 ve 1993 sezonunda 3. lige, 2004 ve 2005 sezonunda da amatör kümeye düştü. Bandırma Spor, 2007 ve 2008 sezonunda, Balıkesir Süper Amatör Ligi'nde yer aldı. Bandırma Spor, 2008 ve 2009 sezonunda, amatör kümeden tekrar 3. lige yükseldi. Bandırma Spor, 2009 ve 2010 sezonunda ise, 3. lig yükselme grubunu lider bitirerek, 3. ligler şampiyonu olarak, tekrar 2. lige yükseldi. Bandırma Spor, 2. lige çıktığı ilk sene, ligde 20 hafta lider pozisyonunda kaldı, ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile, şampiyonluğu son hafta kaçırdı ve ligi, 67 puan ile 2. sırada bitirdi. Böylece play-off mücadelesine katılmaya hak kazanan Bandırma Spor, çeyrek finalde Beypazarı Şeker Spor'u 1-0, yarı finalde ise Adana Demir Spor'u 3-1 yenerek final maçı oynamaya hak kazandı. Mardan Antalya Spor stadında oynanan play-off final maçında Bandırma Spor, Sakarya Spor'a 5-1 yenildi ve Bank Asya 1. Ligi'ne çıkamadı. Bandırma Spor, 2012 ve 2013 sezonunu 2. Lig Kırmızı Grup'ta, 7. sırada tamamlamıştır. Bandırma Spor, 2013 ve 2014 sezonunu 2. Lig Kırmızı Grup'ta, 61 puanla 4. sırada tamamlayarak, play-off maçlarına hak kazandı. Bandırma Spor, play-off maçlarında, ilk maçta Ankara Gücü'nü 1-0 yenmesine rağmen, ikinci maçta 2-0 yenilerek, 1. lige çıkamamıştır. Bandırma Spor, 2014 ve 2015 sezonunu, 2. Lig Kırmızı Grup'ta, 64 puanla 2. sırada tamamlayarak play-off maçlarına hak kazandı. Spor Toto 2. Lig, play-off yarı final rövanş maçında, Bandırma Spor ile, deplasmanda 0-0 berabere kalan, İnegöl Spor, finale yükseldi. Bandırma Spor, 2015 ve 2016 sezonunu, 2. Lig Beyaz Grup'ta, 60 puanla 3. sırada tamamlayarak, play-off maçlarına hak kazandı. Bandırma Spor, play-off maçlarında, Gümüşhane Spor'u, Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumunda, oynanan futbol maçında 2-0 yenerek 1. lige çıkmıştır. Bandırma Spor, 2016 ve 2017 sezonunu, 1. ligde, 35 puanla, 17. sırada tamamlayarak, tekrar 2. lige düşmüştür. Bandırma Spor, 2017 ve 2018 sezonunu, Beyaz Grup'ta, 64 puanla 2. sırada tamamlayarak, play-off maçlarına hak kazandı. 2. Lig Beyaz Grup, play-off karşılaşmasının ilk maçında, Bandırma Spor, Sakarya Spor ile 1-1 berabere kaldı.
İkinci maçında ise Bandırma Spor, kendi sahasında, Sakarya Spor'a 2-0 yenilerek Bank Asya 1. Ligi'ne yükselemedi. Bandırma Spor, 2017 ve 2018 sezonunu, Kırmızı Grup'ta, 38 puanla 13. sırada tamamlamıştır. Bandırma Spor, 2019 ve 2020 sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynamaktadır. 60 puanla lider olan Bandırma Spor, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir. Bandırma Spor, maçlarını 12.725 kişilik, Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynamaktadır.